Satır başından mutlu günler, mutlu haftalar sevgili seyirciler. Yine Başkent stüdyolarımızdan karşınızdayız. Ulusal Kanal ekranlarında yine haftaya damgasını vuracağını tahmin ettiğimiz gelişmeleri bugün mercek tutacağız. İki konuğumuzla Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Fikret Akfırat ve İsmet Özçelik Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi. Günaydınlar. Suriye konusuyla girelim derim. Çünkü Erdoğan hafta sonu Suriye sınırında geçirdi. Oraya bir çıkartma yaptı deyim yerindeyse. Gaziantep'e, oradan da Kilis'teki Gaziantep İl Kongresi'nin ardından da Kilis'teki konteyner kentte bir ziyaret gerçekleştirdi. İlginç mesajları oldu o ziyarette. Firavun benzetmesi yaptı. Firavunların bedel ödeyeceğini söyleyerek bir anlamda sadece Beşar Esad'a değil aynı zamanda Orta Doğu'da kendi tasvip etmedikleri yönetimlere ilişkin böyle akıbetlerin olacağını işaretlerini verdi veya kendince bu yorumları yaptı. Önce Fikret Bey sizden alalım. Erdoğan'ın ziyareti haftalar önce planlanmıştı. Gidecekti, gitmeyecekti. Bir iki kez ertelendi. Demek gerekir. Amerika'dan dönerken Obama görüşmesinde hemen sonra söylemişti. Araya hastalık girdi yanlış hatırlamıyorsam. Hastalık da girdi ama işler de kötüye gidişe de girdi. Ama işte hastalık geçtikten sonra bir sürü başka yere gitmesine rağmen buraya gitmemiş oldu. Evet. Şimdi yapıldı bir ziyaret. Daha doğrusu aslında o zaman Hatay'daki mülteci kampıydı. Hatay'daki kamp buraya taşındıktan sonra. Neyse bunun şu anda çok fazla önemi yok ama onu da bir hatırlatmış olalım. Şimdi burada aslında Tayyip Erdoğan'ın geçen yılın Mart ayının başından itibaren bir konusunda izlediği çizgide bir süreklilik var. Giderek dozu artan bir şekilde Suriye rejimi doğrudan sanki Türkiye'nin düşmanı imiş gibi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ağzından açıklamalar dinliyoruz biz. Bir yılı aşkın süredir. Bir ülkenin komşusundaki bir başka ülkeye veya herhangi bir komşusunda olmayabilir ama komşusu olması daha önemli. Bu düzeyde ülkenin liderine veya yönetimine bu düzeyde açıklamalarla saldırdığı bir başka örnek yoktur. Yakın tarihte yok. Belki 2. Dünya Savaşı öncesi dönemde, belki 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde. Yani savaş ilan etmiş olunan devletlerle ancak ilişkilerde bu tür konuşmalar yapılıyor. Yapıldığını biliyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı öncesi dönemde o zamanki Nazi Partisi'nin liderleri Hitler başta olmak üzere bütün komşularına bu tür açıklamaları yaptıktan sonra o ülkeleri işgal harekatına girişmişti. Ancak buna benzetmek belki mümkün olabilir. İkincisi uluslararası diplomaside, uluslararası ilişkilerde bunun örneği de söz konusu değil. Şimdi eskiden Abdullah Öcalan Suriye'deyken bile ilişkilerde belli bir düzey söz konusuydu. Ben şeyi hatırlıyorum, Öcalan'ın bir ziyareti vardı. Hafız Esad'la görüşmesinde masaya Abdullah Öcalan'ın yerini vesairesini gösteren bir dosya bıraktıklarında hayır burada yok diye bir cevap vermişlerdi. Onun arkasından dosyayı bırakmışlardı. Yetkililer bunu emniyet yetkililerinin o ziyarete katılan emniyet yetkililerinin açıklamalarından biliyoruz. Burada bile iki ülke arasındaki ilişkilerde medeni bir sınır söz konusu ve o sınır çerçevesinde ilerletiliyor ilişkiler. Peki biz buradan ne anlamalıyız? Hani biraz önce dedim ki bir savaş ilanı gibi bir durum. Yani bundan bir adım sonrası ancak savaş ilanı olabilir. Başka bir şey değil. Türkiye Suriye'ye savaş ilan etmiş. Peki gerekçesi nedir? Türkiye şu anda Suriye'den kaynaklanan bir teröre maruz değil. Suriye'den kaynaklanan bir başka bir olay söz konusu değil. Tam tersine Suriye'de istikrarsızlaştırma faaliyetine Türkiye ev sahipliği yapmış oluyor AKP iktidarı altında. Yani Suriye çıkıp bu sert açıklamaları yapsa Suriye yönetimi kendi açısından ve genel olarak uluslararası meşruiyet bakımından haklı sayılabilir belki. Ama şimdi bizimkilerin gerekçesi mezhepsel ve etnik ayrımcılık yapılıyor. Orada bir infial yaratıyor. O ülkenin kendi iç meselesidir. Yani şimdi yurtta sulh, cihanda sulhu yanlış anladı bunlar filan diye geçen haftaki konuşmalarından birinde söylüyor. Kilis'te değil galiba.
Yine kilise olabilir ve parti kongrelerinin birinde söylüyor başbakan. Oysa yurtta sulh, cihanda sulh bu demek. Yani hem kendi toprakları içinde sulhü savunan, barışı savunan bir iktidar, ki burada böyle bir durum söz konusu değil. Tam tersine bütün kesimlere savaş açmış bir iktidar söz konusu. Orduya savaş açmış. Siz yazdınız bunu geçen hafta köşenizde. Tiyatrocuya savaş açmış, işçiye savaş açmış. Tekel işçiliklerini hatırlayalım. 2 sene önce de siz yetim hakkını yiyorsunuz diyordu. Kaldı ki tekel işçilerin hakları elinden alınırken söylediği bir sözdü. Peki cihanda sulh, cihanda sulhla ilgili de bir politika yok. İran'la ilişkilerimiz giderek kötüleşiyor. Türkiye'nin ilişkileri. Suriye ile işte bu biraz önce konuştuğumuz çerçevede, Irak merkezi hükümetiyle öyle. Libya'da sulhü savunmadık. Libya'da tam tersine savaşın destekçisi şey olduk. Aslında gerginlik biraz da şeyden kaynaklanıyor galiba. Şimdi başbakan Suriye'de yönetimin hemen düşeceğini düşünüyordu. Evet. Mart ayında ki ilk çıkışında. Yani birkaç aya kadar bu iş biter diye. Çünkü Amerikalılar herhalde öyle bir rapor vermişlerdi. Bu raporu baz alaraktan böyle bir şeyler söyledi. Ama ne değişti o arada? Hesaplar tutmadı. Yani Suriye'de halkın yönetime karşı desteği devam etti. Ve oradaki planlanan iş daha doğrusu yürümedi. Yürümeyince de gerildi. Yani biraz başbakan bizim böyle bir tarzı var. İşler olmayınca geriliyor. Yani şu aşamada o gerginliği, şusu busu falan bence tamamen ondan kaynaklanıyor. Yani Suriye'de işte bağırıp çağırıp işi çözeceğini sandı. Tam tersi bir sonuç çıkınca şimdi iyice kontrolden çıkmış bir hale döndü. Ben mesela dün tesadüfen o konuşmadan sonra birkaç emekli diplomatı aradım. Dedim ki ya böyle bir şey Türk diplomasi tarihinde var mı? Yani bir başbakan komşu bir ülkenin sığınmacılarına gidip orada o ülke aleyhine bir kampanya yapabilir mi? Böyle bir konuşabilir mi? Diye. Hatta Irak'tan gelen sığınmacıları hatırlattılar. Bize de biliyorsunuz çok bunun çok kat kat üstünde sığınmacı gelmişti bir zamanlar. Evet. Yani böyle bir şey diplomasi tarihinde, yani dünyada da pek eşi benzeri pek yok. Yanılmıyorsam bir Hitler döneminde olmuş öyle bir şey. Onun dışında dünyada da pek bir örneğini onlar söyleyememişlerdi. Yani diyeceğim, yani ilk kez böyle bir şeye sahne oluyoruz. Bir Türkiye komşu ülkenin sığınmacılarla, ki onları da şey gibi propagandası yapar gibi bir şekilde oraya getirmişler, organize edilmiş. Ve onların da çoğunluğu bölgeye gidenler söylüyorlar. Bunlar Suriye'den kaçanlardan ziyade lan Türkiye'de bir iş verirler mi, para vereceklermiş, bilmem neymiş diye. Yani geçimini Türkiye'nin sırtına yıkmak isteyen lümpenler, bir de aranan tipler. Yani Hatay'dakiler biraz daha farklı. Hatay'dakiler tamamen terörün şeyi, terör amaçlı gelenler. Evet. Ve terör yapmak için Türkiye'yi cephe gerisi olaraktan kullanan takım. Kilis'te bunlardan daha az olduğu söyleniyor. Daha geniş bir kesim. Daha çok Türkiye'den işte geçinmek, iş bulmak, hatta size ev vereceklermiş, iş vereceklermiş falan diye. Bir de uzun vadeli, ki işte çarşılarını yapıyorsun, camilerini yapıyorsun, alışveriş merkezlerini yapıyorsun falan yani. Tabii. Yani bunlar ne kadar kalacak ki? Belki de dönecekler. O kadar masraf ne gerek var? Bir demek de bu masrafı nasıl, ki hangi bütçe, bütçenin neresinden karşılanıyor? Bu konuda da herhalde bir net bir açıklama yok. Başbakan bundan 2-3 hafta önce bugüne kadar giden paranın 150 milyon doları aştığını söylüyordu. Hükümet yetkilileri de bunu söylediler. Yani muhtemelen şimdi bu 200 milyon doları aşmıştır. Yani bütçeden çıkıyor. Yani senin benim param bunlar. Tabii. Yani ama bir şeyin parası değil. Muhasebede bir yere kaydetmeleri lazım. Bu gelen para. Şey, karşılığı da. Mesele yani değil de kaynak şey. Tabii. Bizim paramız yani. Evet. Çiftçinin, işçinin verdiği vergi, memurun verdiği vergilerden, evet, iş adamının verdiği vergilerden sağlanan para. Şimdi tabii bugün bir de Suriye'de seçimler var. Şimdi demokratikleşme deniyordu. Esad'ın yaptığı düzenlemeler tatmin etmiyordu bizim iktidarımızı, ama bugün de seçimler yapılıyor. Nedir seçime giderken? Şimdi aslında bu da Suriye'deki gelişmeleri anlamaya yarayan önemli bir nokta. Geçenlerde de anayasa değişikliğiyle ilgili bir referandum oldu. Yani bu olaylar ilk başladığı sırada, hatta ondan başlamadan önce
bir reform programını uygulama konusunda bir açıklaması vardı. Beşer Esad yönetimi. Olaylar başladıktan sonra bunu biraz daha hızlandırdılar. Birincisi çok partili siyasal sisteme geçmiş oldu. Eskiden Bağız Partisi vardı. Bağız Partisi bütün devleti kontrol ediyordu. Tek partili bir siyasal sistem söz konusuydu. Bir çok partili sisteme geçilmesi doğrultusunda bir siyasi partiler yasası değişti. Kitle örgütlerin yasal değişiklikler yapıldı ve anayasa değişti. Arkasından da şimdi seçimlere gidiliyor. Hani demokratikleşme gerekçesiyle sürdürülen istikrarsızlaştırma, hatta terör faaliyetleri, ki bu ateşkes adı verilen dönemde terör faaliyetlerini bu muhalif adı verilen grupların sürdürdüğüne dair onlar örnek gerçekleşti. Değil mi? Evet. Yani en son geçen hafta içinde işte 11'de galiba askere 15 Halep yakınları. Halep yakınlarını 15 askeri pusuya düşürüp öldürdüler. Evet. Hani ateşkese uymayan taraf da bu terör grupları, bu muhalif adı verilen gruplar. Oysa şu anda devam eden bir değişim, reform süreci söz konusu. Hı-hı. Güya Suriye'ye yönelik yaptırımların gerekçesi de bu. Bu reformların bir an önce yapılması. Şimdi reformlar yapılıyor fakat aynı şekilde Suriye'ye yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılıyor. Aslında Amerikalılar da bunu keşfetmişler. Yani Suriye'de yönetim çok erken yıkılacağını onlar da düşünmüyorlar. Yani evet. Yapılan açıklamalarda bu gözüküyor. Öyle çok kolay da Suriye yönetimi düşmeyecek. Bunu Amerikalılar da tespit etmiş ama bizimkiler nedense bu tespiti pek inanmıyorlar. Yani saldırıların hedefi bile saldırıların kimin tarafından yapıldığını gösteriyor. Onun için de zaten Suriye ısrarla anlam planına Türkiye'nin de uymasını istiyor. Evet. Buradaki ısrarı altını belki kalın evet. çizgiler çizmek lazım. İç politikaya dönelim derim. Anayasa konusunu süremiz de dar olduğu için gündemimize çok konu aldık. Anayasa konusunu biraz daha mercek altına alalım. Çünkü 1 Mayıs itibariyle artık yazım süreci başladı ve geride bıraktığımız hafta sonuna doğru yapılan iki toplantıyla da fiili yazım süreci de başladı. Şimdi yeni bir bina tahsis ettiler. Yeni bir binada yeni bir oda tahsis ettiler komisyona, uzmanlar. Ama nasıl yazılacağı konusunda hala bir netlik yok. İsmet Bey, var mı sizin kulağınızda? Aslında yani şöyle bir netlik var. Yani önce daha başından beri bildiğimiz anlaşılan maddelerden gidecekler. Yazılmış olan evet. anayasanın yazılışı ve yani, anlaşılan maddelerini mutabakat altına alarak evet. ilerleyecek. Zaten muhtemelen bu anayasa şu anda yazık. Evet. Yazılmış vaziyette. Birilerini yazdırmış vaziyetler. Bunları parça parça getirip yazılmış metni kabul ettirme stratejisi diyelim buna biraz da. Evet. Yani buraya doğru gidiyorlar. Önce anlaşılan maddelerden gidecekleri konusunda bir açıklama oldu. Yani tartışma götürmeyecek olan maddeler var. Yani bunlar nedir? İşte herkesin kabul edeceği, hatta bugünkü anayasada olan maddeler. Oradan yazacaklar, öyle gözüküyor. Ve buradan da şeye doğru gidecekler. Yani ya işte yazdık sonuna doğru geldik gibi bir stratejiye doğru gidecekler, öyle gözüküyor. Yazdık sonuna doğru geldik, bunlar mızıkçılık yaptılar diyecek. Ha, yani böyle bir sürece doğru gidiyor. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta var. Şimdi bu yandaş diye bilinen iş adamları örgütleri devreye sokuldu ve onlar üzerinden de propagandası yapılıyor. Mesela şimdi benim duyduğuma göre AKP Genel Merkezi'nden de bazı sivil toplum örgütlerine işte anayasa konusunda tavrınızı açıklayın diye uyarılar gitmiş. Ve mesela hiç alakasız bir kuruluş anayasa işte önümüzü açsın diye açıklamalar yapmaya başladı. Şimdi TOB biliyorsunuz Cemil Çiçek'le beraber devreye girdi ve bütün toplantılarını 3 aşağı 5 yukarı TOB organize etti. İllerde sanayi odasına, ticaret odalarına bu işleri yaptırıyorlar. Evet. Esnaf sanatkarları soktular bu işin içerisine. Bazı onlar yapıyorlar. Abi. Mesela evvelsi günde TİM'in açıklaması vardı. İşte anayasa ihracatçının önünü açsın diye. Yani ne alakası var anayasayla ihracatçının önünü açılması? Bu anayasa kapatıyor diyor ki ihracatçının önünü. Yani işte biraz da komik hale gelmeye başladı. Yani süreç bu şekilde işliyor. Hı hı. Sonuna doğru bence bütün meseleyi açacaklar, belli bir noktaya gelecekler. Esas kritik maddeler söz konusu. O maddelere geldikleri zaman da bundan sonrasını biz başbakan dedi yani. Biz anlaştığımız partilerle gideriz diye. O şekilde gidecekler. Yalnız burada dikkat çekici bir şey var. Zaten 3 aşağı 5 yukarı
anlaşılmış olan bir anayasa var. Yani %95'te anlaştık diye tabir edilen. Evet. Oslo'da bağlamışlar bu işi. Evet. Ben merak ettim dün Oslo tutanaklarını yeniden bir daha okudum. Aslında orada çok şey var. %95'te vizyon birlikteliği diye anlatılan noktalar var. Mesela özellik konusunda çok açık. Adına belki özellik demeyecekler ama yerel yönetimler özellik olacak. Ve özellikle ilgili madde getirecekler. Hatta oradaki ifadede aynen şöyle, önce valilere vereceğiz diyor. Şimdi burada sorun çıkar diyor. Sonra belediyelere vereceğiz diyor. Yani sizin istediğinizi yapacağız da. Bu konuda yeni CHP'nin bir itirazı var mı? Yok. 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 Onu da biliyoruz. Hatta onlar da daha da ileri gidiyorlar. Çekince konulan maddelerdeki çekincelerin de kaldırılmasını istiyorlar. Evet, Avrupa özellik şartı. Avrupa yerel özellik şartı. Yani bir oldu bittiye getirecekler sonunda bu işi. Evet. Tabii bu konuyu tutuklu milletvekilleri konusundan bağımsız tartışmak bence anlamsız kalır. Anayasa yazım süreciyle eş zamanlı olarak bir de tutuklu milletvekilleriyle ilgili yeni bir formülasyon yaratma girişimi de başlattı Cemil Çiçek. İki konuyu birleştirirsek nasıl bir tablo çıkar karşımıza? Şimdi tutuklu milletvekilleri konusu CHP tabanında ve milletvekilleri içinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer almaya itiraz çok kuvvetli. CHP tabanında ve milletvekilleri içinde. Yeni CHP yönetiminde böyle bir tutum yok. Yani buna itiraz noktasında bir tutum yok. Tam tersine biz anayasaya sonuna kadar devam edeceğiz diye söylüyor. Bu konu hep kime sorsak. Hani orada belki biraz sonra CHP'deki durumu da konuşacağız. CHP'deki farklı eğilimlerden olduğunu söyleyenlerin tamamı ortak tutum içinde. Hani biz baştan girmeseydik işte onlar bu anayasayı geçireceklerdi gibi bir gerekçe ileri sürüyorlar ve o nedenle bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun içinde yer aldıklarını söylüyorlar. Peki tutuklu milletvekilleri meselesi de genel olarak anayasaya konusunda bu bir bölünme anayasasıdır, bölücü bir anayasasıdır görüşünü savunan geniş bir CHP kamuoyu var. Sadece CHP değil, toplumda genel bir kamuoyu olduğunu da söylemek mümkün. Bu konudaki kuvvetli basıncı CHP yönetimine veya MHP yönetimine aynı şekilde, çünkü MHP tabanında ve milletvekilleri arasında da bu görüşlerin kuvvetli olduğuna dair bilgiler ulaşıyor. Bunun önünü kesecek, hani bakın işte ne güzel, bak demokratikleşiyoruz filan diyerek bir anayasa yazım sürecine girilmesini sağlayacak bir girişim olarak değerlendirmek lazım tutuklu milletvekilleri konusunda. Benim de aldığım, yani kulislerden aldığım bilgiler, öyle söyleyeyim, özellikle CHP kulislerinden aldığım bilgiler, özellikle iktidar kanadının bu yazım aşaması boyunca bile tutuklu milletvekilleri konusunda, formül üretme konusunda biraz daha ketum davranacağı, ta ki o tartışmalı maddelerin hengamesi geldiğinde bu işi tutuklu vekiller konusunda tekrar alevlendireceği, ama bu süre zarfında da hep bastıracağını, Erdoğan açıklamaları da aslında onu gösteriyor biraz. Rehine pazarlığı diye biz onu değerlendirmiştik. Esas olarak bölünme anayasasının rehine pazarlığına dönüşecek. CHP konusuna girmişken o zaman oradan devam edelim. Geride bıraktığımız hafta Gürsel Tekin'in görevinden istifası, genel merkezdeki görevinden istifasıyla birden gözler şimdi Temmuz kurultayıyla ne kadar arada geçecek sürede ne olur CHP'de tartışması başladı. Önce bu ayrışmanın nedenine ilişkin sizde bir ekstra bilgi var mı? Onu sorayım. Vallahi aslında tabii birçok şey yazılıp çizildi. Öyle gözüküyor ki bu CHP merkezinde, daha doğrusu yeni CHP içerisinde bir çatlak var. Evet. Yani çatlak yeni CHP içerisinde. Burada özellikle bazı tarikatlarla, cemaatlerle içli dışlı olan kesimin yarattığı tepkiler bir başkalarının da ufak da olsa bir tavır almaya da yönetmiş gibi algıladım ben gelişmeleri. Ve onlar bu kesimden biraz rahatsızlar ve bunun artık kontrolü tamamen ele geçirmesinden de ciddi endişeler duyuyorlar. Bu ne zaman patlak verdi diye bakarsanız, Bosna gezisinden sonraya patlak vermesi de dikkat çekici. Yani Bosna gezisinin bir özelliği var. Bosna gezisi tamamen, yani anlamsızdı. Bosna'ya niye gitti Kılıçdaroğlu? İşin açığı ben anlayamadım. Ben de CHP'liler de bana soruyorlar bazen. Ya ne, bizimki ne? Genel başkan niye gitti diye. Hani mesela ya Rusya'ya gidersin bir mantık, İran'a gidersin bir şey, ama Bosna niye? Çok uç bir yer.
hani çok güçlü bir ülke değil, ilişkileri geliştirmek istersin falan filan. Bir tek manzara var. Bosna'yı biz neyle hatırladık? İmam Hatip'leri ziyaret, Bosna'daki işte cemaat okullarıyla irtibat, efendim mevlüt okutması falan, bunlarla algıladık. Ve nitekim de özellikle bu cemaat gazeteleri bunu bir Kılıçdaroğlu'nun yeni din açılımı olaraktan lanse ettiler. Ziyarete, ve de destek verdiler. Ziyarete katılanlar, evet. Ankara temsilcileri vardı. Onlar yazdılar köşelerinde. Yeni Şafak'ta hatırlamıyorsam. Hatta meşhur Mümtaz Ertürk'e umutlu olduğunu anlattı. Yani böyle bir manzara var. Bunu organize eden ekipler de belli. Ve bu da çok ciddi bir şekilde parti içinde tartışma yaratmış durumda. Ama bu Bosna gezisi başlı başına bir sebep olacak. O bir şey değil. Yani son adresine, noktası olarak çıkıyor. Sadece şimdi gidenler de ana konularda çok farklı şeyler düşünmüyor aslında. Fikret Bey'in biraz önce söylediği gibi. Yani mesela yerel yönetimlerin özellik şartında şeyinde, türban konusunda farklı şeyler düşünmüyorlar. Burada biraz da işin açı İstanbul'da var. Yani İstanbul'da yerel yönetimler seçimleri geliyor. İstanbul'da birkaç tane CHP'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılan güçlü belediyeler var. Nereler bunlar? İşte Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş belediyeleri var. Şimdi buraları kontrol, şimdi İstanbul örgütünde seçimi aldığın zaman, örgütü ele geçirdiğin zaman aday belirlemede de çok ciddi bir üstünlük sağlıyorsun. Efendim orada bazı biliyorsunuz üniversiteler var. Onların bazı sorunları var. Bir başkası o üniversitelerin işte arazilerini çözmek mözmek derdine düşmüş vaziyette. Belediyeyi yani, ele geçirince rantı ele geçiriyorsunuz. Evet. Falan gibi bir takım işler var. Yani buradaki esas mesele çok ideolojik değil. Fakat şu, ideolojik değil ama ideolojik anlamda gelişmelere itiraz edenlerin de desteğini almaya yönelik bir çıkış gibi algılıyorum ben. Peki sonuç alıcı olur mu Gürsel Tekin açısından? Özellikle bu istifa hamlesi. Şimdi orada tabii bir sürü ayrıntı var. Yani şöyle ayrıntılar var. Mesela Gürsel Tekin istifa dilekçesini veriyor genel başkana. Görüşüyor da. Fakat bu tamamen ikisi arasında kalmış bir mesele. Gürsel Tekin bir anda pazarlık yapıyor. Yani ben kardeşim al istifamı veriyorum diyor. Fakat iki kişi arasında bir iş. Belki de bunu bir ufak bir tehdit olaraktan kullandı. Gürsel Tekin'in istifa dilekçesinin genel başkana verildiğini basına kim servis etti? Orada soru işaretleri var. Gürsel Tekin değil yani. Gürsel Tekin değil. Kılıçdaroğlu değil. Hatta bu nereden basına düştü diye herkes onu araştırıyor. Ama Gürsel Tekin'e yakınlığıyla bilinen bir internet sitesi var. Sonra. Ama biz onun işaretlerini bir gün öncesinde vermiştik diye haberlerini yaptılar. Olabilir de ama asıl bunun basına mesela bunlar nerede çıktı? Bir takım televizyonlarda yayınlanmaya başladı kısa bir süre içerisinde. Yani oraya nasıl geçtiği konusunda da merak bir takım şey var. Biraz Gürsel Tekin'i, belki Gürsel Tekin istifa etmeyecekti. Bunu bir şantaj olaraktan kullandı ama bunun kamuoyuna deklare direkten, kamuoyuna iraktan Gürsel Tekin'in istifasını meşru şey yaptılar, zorladılar görüşü de var. Anladım. Yani bunlar tabii bilemiyoruz. Bunlar biz dışarıdan gördüklerimiz için aslında konusunda %100 bir şey söylememiz. Evet. Fikret Bey ne beklemek lazım? CHP'de aslında merkez kaç eğilimlerinin kuvvetlendiğinin ispatı olarak değerlendirmek lazım. Yani tam tersine hani yeni CHP bir umut olacaktı ve muazzam bir şekilde iktidara yürüyecek iddiasıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna Kılıçdaroğlu oturdu. Aslında ilk bu iddianın doğru olmadığına dair ilk olay genel seçimler oldu. Şimdi yerel seçimler var. Yerel seçimlerde tabii İsmet Bey'in bahsettiği rant paylaşımı meselesi en kritik konulardan birisi. Çünkü yerel seçimlere şimdiki mevcut sistem partilerinin tamamı bu açıdan yaklaşıyor. Tabii Türkiye'de iktidar olmanın yolu açısından da geçilecek bir nokta olarak görülmekle birlikte, fakat CHP açısından kavga İstanbul açısından, İstanbul kavgası denilen kavganın kökeninde bu olduğunu söylemek mümkün. Ama yeni CHP yönetimi bir koalisyon adeta niteliğinde değişik görüşleri savunan fakat tek bir parti olduğu gibi bir görüntü vermeye çalışan bir yönetim söz konusu. Yani diyelim, şimdi şahıslaştırmayalım, şu kesim bambaşka görüşleri savunduğunu iddia ediyor. Kamuoyu önünde değil belki ama
diyelim özel sohbet ediyorsunuz siz. Ay bu öyle değil de biz bunu savunuyoruz filan diyor mesela. Evet. Bir başkasına gidiyorsunuz, o onun tam zıttını savunuyor, aynı yönetimdeler. Evet. Aynı parti meclisinde, aynı MYK'da. Bu şekilde birbirinden çok farklı ideolojik ve siyasal yaklaşımlar söz konusu. Hı hı. Şimdi diyorlar ki bir sosyal demokrat partide böyle fikri zenginlikler olur diye izah ediyorlar bunu. Dünyanın hiçbir partisinde bu tip ideolojik farklılıklar olmaz. Temel çizgi aynıdır. Politik farklılıklar olabilir. Hı hı. Yani şu politikayı böyle değil de böyle yapalım gibi yaklaşımlar olur. Nüanslar öteye geçmez o. İdeoloji sabittir. Şimdi bu yeni CHP ideolojisine geçiş döneminde bu tür farklılıklar normaldir diye Kemal Kılıçdaroğlu açıklıyor. Hı hı. Ve diyor ki biz diyor değiştireceğiz partiyi. Eskiye sabit takılır kalırsak muhafazakar oluruz diyor. Şimdi eskiden kastedilen nedir? Onu da anlamak mümkün. İşte hı hı. Dersim tartışmasından anlamak mümkün. Sabahattin Ali benzetmesinden. Altok. Evet. Şimdi evet. De bir yeni program yazımı söz konusu. Hı hı. Şimdi o nedenle şu anda CHP'de en zayıf konumda gözükenler yeni CHP çizgisine itiraz ettiğini söyleyenler. Ne yazık ki gerçek durum bu. Çünkü CHP parti yönetimine, yani diyelim şimdi istifa eden Gürsel Tekin'le onunla kavga içinde olduğu söylenen Erdoğan Toprak arasında ideolojik bir farklılıktan söz etmek pek mümkün değil. Çok az. Evet, süremiz dolmak üzere. 3 dakikamız kaldı. Bayram yönetmeliğinde hızlıca bir konuşmak isterim. Gerçi Avrupa'daki seçimleri konuşacaktık ama ona süremiz yetmeyecek. Abdullah Gül'ün himayesinde bir komisyon kurulmuştu. Bayramları nasıl kutlanacağına ilişkin bir yönetmelik hazırlıyordu. Yaklaşık 3 ay sürdü. Aslında bayramları nasıl kutlanamayacağına ilişkin bir yönetmelik hazırlıyorlar. Öyle gözüküyor ki. Bitti artık. Bayramları bitiriyorlar ama gelişen başka bir şey var. Halk bu bayramları kutlayacak. Evet. Bu net bir şekilde gözüküyor. Bundan sonra alternatif bayram kutlamalarına şahit olacağız. Öyle gözüküyor. Yani bu yılda bunun ilk örneği. İlk örneği mesela TGB İstanbul'da görkemli bir 19 Mayıs kutlamaya hazırlanıyor. Gençler, ben karşılaşıyorum, cıvıl cıvıl böyle büyük bir inançla bu işe sarılmışlar. Ve çok başarılı bir 19 Mayıs kutlayacakları çok net bir şekilde gözüküyor. Yani o nedenle alternatif 19 Mayıs'lar kutlanacak gibi geliyor bana. Şimdi tek elde toplanıyormuş, yani tek yönetmelikte toplanıyormuş gibi görünüyor bayramların ve resmi törenlerin nasıl, ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin, ama baktığınız zaman işte 23 Nisan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na, 19 Mayıs'ı da Spor Bakanlığı'na veriyorlar. Spor Bakanlığı. Aslında biraz daha çetrefilli bir hale getirmiş olmadı mı bu düzenleme? Yani burada bir çetrefil meselesi değil de 19 Mayıs'ı hatırlayalım. Yani kendi çocukluğumuzdan da ortaokul ve lise öğrencileri 19 Mayıs'ta hazırlanır, çeşitli hareketlerle, gösterilere hazırlanır ve büyük bir şevkle, heyecanla, aynı zamanda o ruhu paylaşarak bu gösteriler gerçekleştirilirdi. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nda idi aslında. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın koordinasyonunun Milli Eğitim Bakanlığı'nda olmasının nedeni bu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanması ne anlama geliyor? Demek ki okullarda bu konuda kutlamalar yapılmayacak. Yani zaten bunu söylediler. Artık yapmayacağız. Stadyumlarda kutlamayı kaldırıyoruz dediler. Ne kutlanacak? Bir kutlama falan değil. Yapılacak olan gözüken. Şimdi genelgenin ayrıntılarını bilmiyoruz tabii. Pardon. Yönetmeliğin ayrıntılarını bilmiyoruz. Ama yapılan açıklamalardan bütünüyle bu milli bayramların kutlamasını, halkın kutlamasını önleyecek, öğrencinin bu bilinçle yetişmesini önleyecek bir takım düzenlemeler getirdikleri anlaşılıyor. Tabii bir de Türk Silahlı Kuvvetleri örneği 30 Ağustos kutlaması, tebriklerin kabulü, işte onun köşke alınması da ayrıca tartışma başlattı geçen hafta. İkili yönetime son vermek istiyorlar. Tek bir merkezden yöneteceğiz diyorlar bu işi de. Ben bu 19 Mayıs'ta da çok kritik başka bir şey daha var. Şimdi bunu çok farklı farklı fikirler savunuyor. 19 Mayıs törenleri, efendim yok eğitimi engelliyormuş da, yok şuymuş buymuş. Bakın, eğitimde toplu iş yapma diye bir şey vardır. En büyük eğitimlerden birisi budur. Yani insanlar kolektif bir şekilde bir işi başarma becerisini kazanmaları lazım. Bu da 19 Mayıs'lar bunun için çok önemli bir fırsatlardır. Ben kendi çocukluğumdan, gençliğimden hatırlıyorum. Yani düşünün, bir hareketi diğer arkadaşlarına binlerce kişiyle ortak yapabilme becerisi. Bunlar bir eğitimdir. Evet. Toplu eğitimlerdir. Şimdi burada
efendim yok derse giremiyormuş. Velilerin aklı sıra bizim çocuk işte tam üniversite sınavı da var. Derse giremeyecek falan gibi bir şeylerden yararlanmaya çalışıyorlar. Üniversite sınavına hazırlananlar 19 Mayıs törenlerine katılmıyor. Ayrıca şimdi ama. Tabii iki, bir önceki seneden de hazırlanıyor diyorlar ya ona. Tabii. Öyle dediğin zaman da onu söylüyorlar. İşte ikiden de hazırlanıyorlar falan diye. Yani bu en büyük eğitimdir 19 Mayıs. Hem insanların bir ülkenin, ulus devletin varoluşunu anlaması açısından çok ciddi bir eğitimdir. İkincisi geniş kitleyle toplu bir işi başarmak, kolektif çalışmak anlamında çok ciddi bir eğitimdir. Peki İsmet Bey çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, satır başının sonuna geldik. Haftanın bu ilk gününde, ilk iş gününde gündeme damgasını vuracağını tahmin ettiğimiz gelişmelere mercek tuttuk. Ulusal Kanal ve Aydınlık'ın Ankara temsilcileriyle birlikte bir başka satır başında yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.